Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 3-4-5 yayınları Edebiyat Soru Bankası'nın konu anlatımında birlikteliğimiz devam ediyor. Tiyatroda kalmıştık. Tiyatrodan bahsettik. Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a getirdik. Şimdi Cumhuriyet döneminde tiyatroda yazacaklarım. Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi tiyatrosu. Tabii ki bütün edebi türlerde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde arkadaşlar tiyatro tam anlamıyla batılı bir tür haline geldi ve çok çeşitlendi. Yani sadece tiyatro yapan sanatçılar oldukça fazla bu dönemde. Romancı olup da tiyatro yazan pek çok sanatçı var. Şair olup da Necip Fazıl Kısakürek gibi. 17 tane tiyatro olan sanatçılar var. O yüzden tiyatronun hem teknik, hem konu, hem içerik, hem üslup, yani her açıdan zenginleştiği ve geliştiği bir dönem arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu. Peki nedir bu dönem özellikleri? Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, tiyatro geleneklerinin ve kurallarının değiştiğini görüyoruz bu dönemde. Tiyatro artık yaşamın olduğu gibi değil, görünmeyen iç yüzüyle anlatıyor. Yaşamı olduğu gibi anlatıyor, var bu, ama bir de görünmeyen iç yüzünü anlatıyor. Türk tiyatrosunun yakın döneminde modern tiyatro düşüncesinin etkileri hem yazında hem de sahneye koyma tekniklerinde arkadaşlar önceki dönemlere göre daha kuvvetli kesinlikle. Burada özellikle Muhsin Ertuğrul'u, Haldun Taner'i ayrı bir yere koyacağız. Tiyatroda batı modeli benimsenmiş, gerek tiyatronun kurumsallaşması gerekse oyun yazarlığının gelişmesi bakımından önemli atılımlar gerçekleşmiş arkadaşlar. Tiyatro eserlerinde oyun türü ve tema bakımından çeşitlilik göze çarpacak. Bazı yazarlar yeni biçim denemelerine girerler. Yazarlar daha çok toplumsal sorunlara yönelerek siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki çarpıklıkları, toplumsal yapıda gözlenen yoksulluk, sömürü, göç, değerlerin değişimi, ahlaki yozlaşma gibi sorunları ele alacaklar. Yani her türlü konu bu dönemde ele alınıyor. Arkadaşlar, ayrıca Türk ve dünya tarihinden önemli şahsiyetlerin yaşamları da ele alınıyor. Nazım Kurşunlu'nun Fatih, Orhan Asena'nın Hürrem Sultan, Selahattin Batu'nun Oğuz Ata, Oflazoğlu'nun Bizans Düşü Fatih ve Oflazoğlu'nun pek çok tiyatrosu aslında var. Halk hikayeleri, masallar ve milli destan motiflerinden de var. Mesela Necip Fazıl'ın Sabır Taşı, Necati Cuman'ın Boş Beşik. Bu oyunların hemen hepsinin arkadaşlar geri planında devrin siyasi eğilimlerine uygun düşen toplumsal bir düşünce ve eleştirel bir yaklaşım da var. Şimdi canlarım, tiyatroyu Türkiye'de çağdaş bir sanat alan dönüşme yolundaki ilk büyük adım olarak Darülbeda'yı vermiştik. Ondan sonra arkadaşlar Muhsin Ertuğrul'u ayrı bir yere koyacağız. Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosunun duayenidir aslına bakarsanız. Hem sinemaya büyük hizmetler olmuş hem de tiyatroya çok büyük hizmetler olmuş bir adam. 1927'de Darülbeda'nın başına gelmiş arkadaşlar ve ondan sonra yerli yazarlar oyun yazmaya yüreklenmişler. Pek çok kadın ve erkek oyuncu bu sayede yetişmiş arkadaşlar ve sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında batılı anlayışı yerleştirmiş Muhsin Ertuğrul abimiz. Şimdi canlarım, Cevat Fehmi Başkurt önemli bir adam. Devlet Tiyatrosu'nun her sene verdiği Afife Jale ödülleri var ya, belki hatırlarsınız tiyatro ilgisi olan varsa. Bu Afife Jale ödüllerinde her sene bir ödül vardır, özel ödül. Ne ödüldür o? Cevat Fehmi Başkurt özel ödülüdür canlarım. O yüzden Cevat Fehmi Başkurt'a ayrı bir yer açalım. Şimdi canlarım, Cevat Fehmi Başkurt 42-43 sezonunda ilk oyunu Büyükşehir sahnelenmiş. Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan değişimleri, mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunlarıyla yaygın bir ün kazandı Cevat Fehmi abimiz. Toplumun günlük sorunlarını ele aldı. Geleneksel ile modern çatışması, ahlaki yozlaşma, ekonomik çıkarlar uğruna değerlerin yitirilişi gibi temaları sahneye aktardı. Her türden insan tiplemesini sahneye koydu. Burada bir oyununa dikkat edelim canlarım. Buzlar Çözülmeden adlı bir oyunu var. Bunu neyle biliyorsunuz siz, biliyor musunuz? Hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya, Deli Deli Küpeli. Akıl hastanesinden kaçan iki tane akıl hastası karlar altında bir kasabaya geliyorlar. İşte kaymakamlık binasının kapısını açık buluyorlar ve oraya girip uyuyorlar. Sabah onları kaymakamın, tabi kasabada kaymakam yokmuş. Zaten bir kaymakam bekliyorlarmış. Kaymakamın katibi onları kaymakam zannedip sevinçle karşılıyor ve bütün kasabaya duyuruyor ve diyor ki kaymakam gelmiş gece vakti diye. Ve sonra bu iki deli akıl hastası kasabada bir müddet, yani buzlar çözülene kadar. O yüzden adı Buzlar Çözülmeden. Kaymakamlık yapıyorlar. İşte hatırlarsınız, işte fırınını denetliyor, ne bileyim herkesi denetliyor. Hani bir sahne vardı ya, böyle fırında denetlerken ekmekten böyle bir tomar ip çıkıyor. İşte o filmin senaryosu Buzlar Çözülmeden arkadaşlar. Kartal Tibet tarafından çekilmiş. Küçükşehir isimli oyunu canlarım yine ödül almış. Ve onunla ilgili arkadaşlar notunuzu alın.
Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk sanatçıdır. Paydos adlı oyun Amerika'da sahnelenmiş. Onu da mutlaka bilelim. Cevat Fehmi Başkurt. Büyükşehir, Ayarsızlar, Hacı Kaplan, Kocaşehir, Koca Bebek, Paydos, Sana Rey Veriyorum, Soygun, Kadıköy İskelesi'nde, Makine, Harput'ta Bir Amerikalı, Kleopatra'nın Mezarı, Tabudaki Adam, Hacı Yatmaz, Öbür Gelişte, Göç, Buzlar Çözülmeden gibi pek çok tiyatrosu var. Cevat Fehmi Başkurt önemli bir sanatçımız. Haldun Taner sanırım Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun en önemli ismi yani. Zirvedeki isim Haldun Taner diyebiliriz. Hakikaten çok üretken, çok kıymetli, çok zeki bir adam. Yazmayı yaşam biçimi yapmış. Her fırsatta, her türde yazan, yazmadan rahat durmayan bir adam. Hem tiyatro hem öyküyle bileceğiz bu arada. Hem de düz yazıyla bileceğiz Haldun Taner arkadaşlar. Şimdi 1915'te doğmuş. Oyun ve öykü dedik. Değişen toplumsal olayları ve sorunları işlemiş. İlk epik tiyatro, hop notumuzu aldı. Keşanlı Ali Destanı'nı bileceğiz. Eserlerinde entrikalı, sürprizli, güldürücü olaylar yer veren Haldun Taner'in canlı, neşeli, nükteli, yergi ve alay taşıyan İstanbul konuşmasıyla örülmüş bir üslubu var. Gözlem ve mizaha önem veriyor. Büyük şehirde bozulmuş, sonradan görme, harp zengini, gösterişçi, züppe, açgözlü, para vurmuş, fazileti ve aneviyattan yoksun kişileri anlatmış olan yazar, oluşturdu şahıs kadrosu genellikle toplumun yozlaşmış insanlarına yer vermiş canlarım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, çok gönlü bir sanatçı Haldun Taner. Birinci evresi yanılsamacı anlatımla iyi kurgulu oyunları var. Huzur Çıkmazı, Fazilet Eczanesi, Günün Adamı, Değirmen Dönerli, Dışarıdakiler ve Lütfen Dokunmayın. İkinci evre Bertolt Brecht var. Ünlü Alman epik tiyatro sanatçısı, yazarı. Onun tarzında yazdı. Keşanlı Ali Destanı, Sersem Koca'nın Kurnaz Karası, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Ay Işığında, Şamata, Zilli Zarife gibi. Üçüncü evre kabare tiyatrosu dediğimiz güncel olayları müzikli ve komik bir şekilde ele alan, taşlamayı esas alan kaba komedi türü. Bu dönemde bunlar var. Deve Kuşu Kabare, hatırlayın. Televizyondan belki hatırlarsınız. Vatan Kurtaran Şaban, Bu Şehir İstanbul Ki Dün, Bugün, Mevzumuz Aşk-ı Sevda, Dekorumuz Deniz Derya, Yar Bana Bir Eğlence, Hayırdır İnşallah, Haldun Taner'in canlarım tiyatroları, öyküleri de çok çok popülerdir. Haldun Taner'in Şahane Yağmur Yağıyordu, 12'ye 1 Var, Sancho'nun Sabah Yürüyüşü, Konçinalar, Yarıda Sabah, Tuş, Yaşasın Demokrasi, Ay Işığında Çalışkur, Kızıl Saçlı Amazon ve Düz Yazı, Boz Tahtası, Deve Kuşuna Mektuplar 1, Önce İnsan, Deve Kuşuna Mektuplar, Düşsem Yollara Yollara, Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil, Hak Dostum diye başlayalım söze. Çok güzelsin, gitme dur, koyma akıl, oyma akıl, Haldun Taner notumuzu aldık. Güngör Dilmen deyince hemen aklımıza ne gelsin canlarım? Absürt tiyatro gelsin ve neredeydi o? Midas üçlemesi gelsin. Absürt tiyatro, Canlı Maymun Lokantası, saçma, uyumsuz, ne diyor bu adam diyeceğiniz tarzda bir tiyatrodur arkadaşlar. Ve Midas üçlemesi, Midas üçlemesi aklımıza gelsin. Şimdi canlarım, konuları tarih ve mitoloji, sağlam bir teknik, evrensel değerler, absürt tiyatro dedik ve çağın eleştirisi dedik. Şimdi canlarım, Güngör Dilmen, Galler'in Günahları, Osmanlı Dram Kumpanyası, Hakimiyet-i Milli, Aşevi Birleşik Yazılmalı, Kurban, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Ben Anadolu, Bağdat Hatun, Deli Dumrul, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Kördüğü, Midas'ın Altınları, Troya içinde Vurdular Beni, Hasan Sabbah, Ak Tanrılar ve Canlı Maymun Lokantası, absürt tiyatro, saçma, uyumsuz tiyatro örneği. Cahit Atay, Çorum aklımıza gelecek. Köy, köylü, Anadolu insanı, Anadolu köylüsü, mizah tabii ki aklımıza gelecek. Çözümleri eğitim, halkı sevmek, haksızlıklara karşı çıkmak gibi üst yapı kurumlarında ve ahlaki değerlerde arıyor canlarım. Köy ve köylünün sıkıntılarının çözümlerini. Güçlü, baş kaldıran, halkın sağduyusunu simgeleyen kadın kahramanları önemli. Cahit Atay abimizin. İşte ağ baskısı, kan davası, köy kadınlarının sorunu gibi konuları işlemiş. Cahit Atay. Pervaneler, Pusuda, Salih Kanepe, Hamdi ile Hamdi, Karaların Mehmetleri, Ana Hanım, Kız Hanım, Sultan Gelin, Godoy Beklemezken, Göğüsü, Lenin Düğmeli Kadın, Cahit Atay dedik ve devam edelim. Orhan Asena. Türk tiyatrosunun Shakespeare'i canlarım. Bileceğiz abimizi. Önemli, kıymetli bir sanatçı Orhan Asena. Devlet sanatçısı unvanını almış. Şunu çizelim öncelikle değil mi? Konularını tarihten, günlük hayattan, mitolojiden ele almış. Başkaldır ve insan mücadelesi.
toplumcu bir tiyatro yazarı, psikolojik ve toplumsal alanlar, mitoloji dedik, yerel, ulusal, evrensel değişik olay ve sorunları işlemiş, birey toplum çatışması, baskı altındaki bireyin başkaldırısını hümanist bir şekilde ele almış Orhan Asena. Canlarım, neyi bilelim onunla ilgili? Özellikle Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan, Tohum ve Toprak, Alemdar Paşa, Hacivat Politikacı, Fadik Kız, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı Kel Mehmet, Karagöz Emekli, Şili'de Av, Ölü Kentin Nabzı. Bakıyorum ha, ya Devlet Paşa ya Kuzgun Leşi özellikle ve Toros'tan öteye Orhan Asena önemli bir abimiz. Notumuzu aldık canlarım. Devam edelim. Recep Bilginer deyince arkadaşlar aklımıza tiyatro, düzeltiyorum, gazetecilik gelsin. Gazetecilikten alıyor gücünü. Zaten en önemli eseri de gazeteciden dost. Recep Bilginer deyince aklımıza bir Güney Anadolu, iki gazetecilik gelsin arkadaşlar. Toplumsal aksaklıkları işlemiş, köy konusunu işlemiş, özellikle Güney Anadolu köylerinde yaşananları anlatmış dedik. Canlarım, Recep Bilginer gazeteciliğine vurgu yapalım tekrar. Recep Bilginer. Canlarım, özellikle neyi bilelim? Parkta bir sonbahar günüydü. Gazeteciden dost, isyancılar özellikle, ben devletim, Sarın Ağacı özellikle, utanç dünyası, karım ve kızım. Tek romanında canlarım, politikada bir sarı çizmeli Recep Bilginer dedim ve geçtim. Refik Erduran canlarım, 2019'da vefat eden bir tiyatro sanatçımız arkadaşlar. Tiyatro teknikleri ve mizahi hikayeleri ele almış, kaleme almış bir sanatçı. O da gazeteci. Ölene kadar Sabah gazetesinde yazıyordu hatırladığım kadarıyla. Canlarım, tiyatro eleştirileri, fıkra, gülmece yazıları da var. Toplumu düzeltme çabası var tiyatrolarında. Kadınları anlama çabası ağır basmaktadır. Atatürk'ün toplumu yeniden yapılandırmada sürat rekorunu anlatan Metamorfoz senaryosu filme çekilmiş bu arada. Refik Erduran, ne bilelim? Cengiz Han'ın bisikletini bilelim. Büyük Justinyen, Kariyer Köprüsü, Uçurtmanın Zinciri, Kahraman, Deli, Korkmuşlar, Bir Kilo Namus, Direktör Arasında, Turp Suyu, Canavar Cafer canlarım, bunları bilelim ve birkaç da romanı var. Ama tabii ki Refik Erduran çıkarsa tiyatrosuyla çıkacak bir sanatçıdır. Cengiz Han'ın bisikleti, Büyük Justinyen, Canavar Cafer, Turp Suyu, Bir Kilo Namus ve Uçurtmanın Zinciri diyelim canlarım, Refik Erduran. Geçtik. Turan Oflazoğlu canlarım, yaşayan, şu anda yaşayan en önemli, en üretken tiyatro yazarımız diyebilirim. Allah uzun ömür versin. Adanalı kendisi. Vefa Lisesi de okumuş. Sonra Amerika'da tiyatro eğitimi almış. Çok sağlam bir tiyatro kültürü ve sağlam bir tiyatro altyapısı var. Canlarım, Oflazoğlu deyince aklımıza hemen Osmanlı tragedyaları gelsin. Osmanlı tarihinden aldığı 4. Murat, Deli İbrahim, 3. Selim, Sinan, Yavuz Selim, Cem Sultan, Kösem Sultan gibi. Bakın hep Osmanlı tarihini ele aldı. Tragedyaları var abimizin. Oldukça sağlam bir tiyatrocu. Sadece tiyatro değil, çok kıymetli çevirileri de var arkadaşlar. Oflazoğlu'nu ne dedik? Tarihi oyunlarındaki iktidar güç kavramıyla ilgili çatışmaları ele alan yazar, sembolik oyunlarında ise insan içindeki hem mazlumu hem de zalimi ortaya çıkaran ve değişik yorumlara elverişli bir kurgu ortaya koymuş Turan Oflazoğlu. Cem Sultan, Kösem Sultan, Deli İbrahim, 4. Murat, Genç Osman, 3. Selim, Sinan, Bizans düştü Fatih, Keziban, Sokrat savunuyor, Allah'ın dediği olur, Elif Ana, yine bir günlü hal, Gardiyan, 7. Mühür, Turan Oflazoğlu notumuzu aldık. Turgut Özakman, üretken, kıymetli, hakikaten çok kaliteli bir yazar. Tiyatrocu, aynı zamanda iyi bir roman yazarı. Özellikle tabii ki artık sizin kuşak belki hatırlar. Şu Çılgın Türkler 2000'lerin başıydı. Yazıldığı zaman hakikaten çılgın bir okunma sayısına ulaştı. Çılgın bir satış rakamına ulaştı. Türk Edebiyatı'nın sanırım gelmiş geçmiş en çok satılan, okunan da tabii ki romanı şu Çılgın Türkler oldu. Daha çok belgesel roman tarzında romanları var arkadaşlar. Oyunları ise oldukça farklı türden, komedi türünde oyunları daha çok. Ne var oyunlarında canlarım? Ah Şu Gençler var. Yani okulların tiyatro ekipleri vardır ya, onların çokça oynadığı oyunlar, oyunların hepsi arkadaşlar. Töre var, Sarı Pınar 1914 var, Fehim Paşa Konağı var, Resimli Osmanlı Tarihi var, Bir Şehnaz Oyun var, Pembe Evin Kaderi var, Güneşte 10 Kişi var, Duvalın Ötesi var, Kaneviçe var ve Paramparça var. Turgut Özakman canlarım, hem romancı hem de tiyatrocu olarak, hem de senaryolar var mesela. Keloğlan masallarının pek çoğunun senaryosunu, filmlerinin daha doğrusu Turgut Özakman abimiz yapmıştır. Özellikle niye vurgu yaptı? Güneşte 10 Kişi, Ocak, Paramparça, Komşularımız,
Pembe Evin Kaderi, Kaneviçe, Duvalın Ötesinde adlı oyunlarına canlarım tekrar bir değinmiş olduk. Turgut Özakman, devam edelim. Vasıf Öngören. Vasıf Öngören'i şu anda neyle kodlayın biliyor musunuz? Popüler bir oyunu var. Şener Şen'in şu anda oynadığı, yıllar sonra tekrar tiyatroya döndüğü oyun Zengin Mutfağı, hatırladınız mı canlarım? Zengin Mutfağı işte Vasıf Öngören abimizin tiyatrosudur arkadaşlar. Şu anda özel tiyatroda oynanıyor ve Şener Şen olduğu için de oldukça ilgi çeken bir oyun. Şimdi arkadaşlar, Göç ile ödül almış, Asiye Nasıl Kurtulur ile ödül almış, Zengin Mutfağı ile pek çok ödül almış, Masalın Aslı ile ödül almış canlarım. Yalın bir dil, gülmece yakın üslup, toplumsal politik doğru içerik, sahneyle seyirci arasında kolay iletişim kurmayı sağlamış. Tüm oyunları seyircisini düşünmeye yöneltmede çok başarılı olmuştur arkadaşlar. Hem profesyonel oyunculuk yapmış Vasıf Öngören abimiz. Bu arada ta 1980'lerde öldü Vasıf Öngören. Hem de oyunlar yazmış bir sanatçı Vasıf Öngören. Göç, Asya Nasıl Kurtulur, Almanya Defteri, Oyun Nasıl Oynanmalı ve Zengin Mutfağı Vasıf Öngören dedik. Devam edelim. Necip Fazıl Kısakürek arkadaşlar. Şiir kısmında bahsettik. Oldukça kıymetli ve çıkma ihtimali çok yüksek bir sanatçı Necip Fazıl Kısakürek. Notunuzu alın bence. Hocam burada niye veriyoruz? Burada çünkü hakikaten çok kıymetli oyunları var. 10 Yatan tiyatrosu var. Sabır Taşı ile CHP Piyas ödülünü kazanmış. İnsan, Ruh, Fizik Ötesi, Felsefi Buhranlar, Şehir insanının kalabalık arasındaki yalnızlaşması, insanın ve yaşamın bilinmeyen iç yüzünü hissettirmesi, dini mistik duyuşlar, onun temel konuları. Materyalist dünya görüşü karşısında mistik bir görüşe çıkan sanatçı için gizem son derece önemli. Özellikle canlarım bakın, tabii ki sabır taşını koyalım kenara. Reis Bey, merhamet kavramını ele aldı. Çok değerli bir ve şehir tiyatrosunda ve farklı oyunlarda, tiyatroda oynanan bir oyun. Bir Adam Yaratmak, Türk Edebiyatı'na ilk defa soya çekimi, ilk defa cinnet ve intihar kavramını ele alan bir eser. Yani psikolojik altyapısı, psikolojik yönü çok önemli. Çok çok etkileyici bir oyun. Okuduğunuz zaman tüylerinizin diken diken olacağı bir oyun, Bir Adam Yaratmak. Okumanızı tavsiye ederim. Ve diğer oyunlar arkadaşlar. Tohum mesela, Kurtuluş Savaşı'nın felsefi altyapısını anlatan bir oyun. Tohum. Namı Diğer Parmaksız Salih, Mukaddes Emanet ve diğer oyunlar arkadaşlar. Necip Fazıl Kısakürek dedik. Derleyelim, toparlayalım. Şimdi canlarım, tiyatronun bütün türlerinde komedi, trajedi, dram eserler verilmiş bu dönemde. Epik tiyatro, absürt tiyatro, yani vaudeviller, işte halk edebiyatından yararlanma, halk edebiyatını geliştirme, modern tiyatro teknikleri, yani hem özel hem devlet, şehir devlet tiyatrolarının oyunlarının oynandığı, tiyatronun sayısının arttığı, yazarların çok çok arttığı, oyuncuların çok çok arttığı bir dönem. Toplumsal konuların yanında bireysel duygu ve düşünceler de tiyatroda ele alınmış. Ruhsal çatışma ve çelişkiler verilmiş. Ebeveyn, çocuk, kadın, erkek, ağa, köylü, imam, muhtar, öğretmen çatışmaları işlenmiş. Sade, açık ve canlı bir konuşma dili. Nazım, nesir, karışık tiyatrolar da var. Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro özelliklerinin bir arada görüldüğü eserler de var. Akılcı ve bilimin öne çıktığı eserler var. Epik ve absürt tiyatronun örneklerinin var. Tiyatro eserleri arkadaş teknik yönden güçlenmiş ve teknolojinin imkanları sahnelerde kullanılmaya başlamıştır. Evet canlarım. Tiyatro kavramından, milli tanzimattan, milli edebiyat tiyatrodan ve cumhuriyet tiyatrosundan bahsettik. Bence artık tiyatro testlerini rahat bir şekilde çözebilirsiniz canlarım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.